Günaydın. Paranın Rotası ile karşınızdayız. Yurt içi piyasalar açılırken Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Piyasalarda yaşananları değerlendireceğiz, rakamlara bakacağız, verileri konuşacağız. Önümüzdeki 1,5 saat zaman diliminde vaktimiz el verdiğince dünyada ekonomilerde neler var, neler yaşanıyor bunu değerlendirmeye çalışacağız. Ama önce rakamları bir görelim. Güne nereden başlıyoruz, seviyeler nedir bir hatırlayalım. Borsa İstanbul 100 endeksi geliyor. Dünkü kapanışı geldi. 1075 seviyesinde bir kapanış görmüştük. Biz de 100 endeksinde %1,4'lük yükselişte. Dolar TL'ye geçelim. Dolar TL'de 7.32.21 seviyesini görüyoruz. %0,2'lik bir düşüş var dünkü kapanışa göre. Euro TL 8.60.11 %0,17'lik düşüşü de Euro TL tarafında gördük. 8.63'ten 8.55'e kadar da sert bir düşüş olmuş sabahın erken saatlerinde. Euro dolar paritesine bakalım. Bir miktar gerileme var. 1.19 seviyesinden 1.17.50'ye doğru bir geri çekilme gördük. 1.17.52 son seviye. %0,12'lik bir yükseliş var dünkü kapanışına göre Euro dolar paritesinde. Dolar endeksine bakalım şimdi. 93'ün üzerinde olmaya başladı. Euro dolar paritesi 1.18'in altına inince dolar endeksinde de 93'ün üzerini görmeye başladık. 93,57 son seviye. %0,01'lik bir düşüş var dolar endeksinde. Türkiye tahvillerine bakalım şimdi. 2 yıllık tahvilde 13.37, 5 yıllık tahvilde 13.92, 10 yıllık tahvilde 14.52 seviyelerindeyiz. ABD borsalarının vadelerine bakalım şimdi. Dün akşam biraz karışık diyeceğiz kapanışlar ABD borsalarında. S&P 500'de dünkü kapanış %0,2 oranında artıdaydı. Vadeli tarafta artı seyir devam ediyor. %0,23'lük artı seyir var S&P 500'ün vadelisinde. 3.360 seviyesiyle birlikte. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq dün akşam eksi kapatmıştı. %0,39'luk bir eksi kapanış görmüştük. Şu an %0,37 oranında bir artı seyir var vadeli tarafta. 11.112 seviyesiyle. Ve Dow'a bakalım. Dow'da dün akşamki kapanış %1,3'lük yükselişleydi. Şu anda vadeli tarafta %0,3'lük bir artı var. Merkez Bankası açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini sıfırladı. Son dakika olarak geldi. Ekranlarınızda görüyor. Tekrar edelim. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlandı. Açıklamayı da Twitter'dan paylaştı Merkez Bankası. Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır. Sürpriz değil, geçen hafta konuştuğumuz adımları peyderpey atıyor Merkez Bankası. Likidite imkanlarını son durumda sıfırladı. TL'ye değer kazandırıcı bir hamle olarak da değerlendirilebilir. Bunu da birazdan tekrar detaylı bir şekilde konuşuruz. Rakamları görmeye devam edelim. Asya borsaları geldi. Çin'de Şangay Endeksi %0,5, Japonya'da Nikkei %1,8 artıda, Hindistan borsasını %0,4, Güney Kore %1,4, Hong Kong borsasını %2,3 oranında artıda görüyoruz. Avrupa borsalarına bakalım. Dünkü kapanışlar artıydı. Londra'da FTSE 100 %0,3, Frankfurt'ta DAX %0,1, Paris'te CAC 40 %0,4 artı kapatmıştı. Madrid borsasındaki yükseliş %1,5'e çok yakın, %1,49 oranında oldu. ABD borsaları vadeli tarafta pozitif, Asya borsaları pozitif. Geçelim Brent petrole. 45 doların üzerinde fiyatlamalar başladı, tekrar başladı. 45 dolar 29 sent seviyesinde gördük Brent petrolü. %0,6'lık bir yükseliş var burada. Son olarak ons altına bakalım burada. Ons altında 2011 dolar seviyesindeyiz. Bugün bir geri çekilme hali var. Rekor seviyelerden 2007 dolara kadar bir düşüş yaşandı son durumda. %0,8'lik bir düşüş var 2009 dolar seviyesiyle birlikte. Rakamları gördük. Şimdi piyasaların gündemine bakalım. Grafiğimiz, tablomuz da geldi. IMF, ABD ekonomisi için ilave mali paket ve FED için daha fazla eylem gerekir diyor. Bu sürpriz değil, yeni bir şey de değil, bilinmeyen bir şey de değil. Zaten bunun hazırlığı, bunun mesajlarını da ABD'li tarafta, ABD'li yetkililer tarafında gördük.
Bugün ekonomik takvimde bakacağımız önemli verileri de hızlıca gözden geçirelim. ÜFE rakamı gelecek ABD cephesinde. Üretici fiyat endeksi Temmuz ayı rakamını alacağız. İngiltere'de ikinci çeyrek büyüme rakamı gelecek. Bugün tüketici harcamaları verisini aldık. Temmuz ayında açıklanan rakam Mart dibinden sonra görülen en yüksek seviyelere çıkışa işaret etti. İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da eğer İngiltere ekonomisi yeniden zorlanır ve yavaşlamaya başlarsa İngiltere Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi hızlandırılacağı mesajını verdi. Harekete geçmek için de alanımız var diyor İngiltere Merkez Bankası. Yarın da büyüme rakamını alacağız. İkinci çeyrek büyüme rakamını. Almanya'dan enflasyon rakamını alacağız Perşembe günü. Bu hafta bizim açımızdan Türkiye ekonomisi için Sanayi Üretim Rakamı Cuma günü en önemli veri olarak takip edebileceğimiz rakam olacak. Yine Cuma günü ABD tarafında Sanayi Üretim Rakamını da takip edeceğiz, alacağız, izleyeceğiz. Piyasaların gündemi buydu. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Murat Oğucu karşımızda. Kendisine önce bir günaydın diyelim. Günaydın Murat. Günaydın. Ankara'nın gündemini alacağız senden. Bir son dakika gelişmesi de var Merkez Bankası'ndan. Herhalde salgındaki son tabloyla başlarsın. Seni dinliyoruz. Evet, aslında son dakikada beklenen bir karardı. Zaten geçtiğimiz hafta yarıya indirmişti Merkez Bankası bu limitleri. Bugün itibariyle, daha doğrusu bugün verdiği kararla yarın itibariyle de sıfırlamış oldu. Zaten hem daha önce Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda bunun mesajını görmüştük. Daha sonra Merkez Bankası'nın açıklamalarında, farklı sebeplerle yapmış olduğu açıklamalarda bunu gördük. Bu limitlerden geriye doğru yavaş yavaş kademeli olarak azalış olacağı dile getirilmişti. Bugün itibariyle de artık sıfırlandı. Bu, sen de bahsettin, Türk lirasının değer kazanmasına yönelik önemli bir hamle olarak değerlendirilebilir. Bugün muhtemelen detaylı bir şekilde bunu değerlendireceğiz. Salgındaki son durumu paylaşalım. Vaka sayısı 1193, dün akşam son 24 saat itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14. Bir süre geriden takip etmişti iyileşenlerin sayısı, yine mevcut günlük vaka sayısının üzerine çıktı. En azından sevindirici haberlerden bir tanesi 1211 oldu son 24 saatte iyileşenlerin sayısı. Ancak ağır hastaların, durumu ağır olan hastaların ve bunun dışında zatürre oranlarının da düşük de olsa bir artış söz konusu. Ağır hastaların sayısı 603, zatürre oranı ise %8,2 olarak kayda geçmiş oldu. Önemli bir veri paylaştı dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu istatistikleri verirken. Hep bilinen 65 yaş üstünün daha riskli grupta yer aldığı yönünde, ki hala öyle, ama Türkiye genelinde şu an aktif vakaların sadece %20-25 civarında olanı 60 yaş üzeri. Diğer bir deyişle de %75-80'i 60 yaşın altında, daha genç bir nüfusun daha çok etkilendiğini görüyoruz. Bu tabii daha çok sosyalleşmeyle alakalı. Buna ilişkinde bu istatistik önemli. Bunu da dile getirelim. Bugün önemli bir toplantı var Ankara'da. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayi İcra Komitesi toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Türkiye'nin hem Türk Sağlık Kuvvetleri'nin hem güvenlik güçlerinin ihtiyaçları bir anlamda değerlendirilecek. Bu süreçte, geride bıraktığım süreçte sınır ötesinde, sınır içerisinde yürütülen operasyonlarda kullanılan yerli ve milli silahlar değerlendirilecek. Yürütülen birçok proje var, yeni proje. İşte TFX, Türkiye'nin yerli jet, savaş jeti çalışmaları var. Anadolu uçak gemisi çalışmaları bir yandan devam ediyor. Altay tank çalışmaları devam ediyor. Bunlar gözden geçirilecek. Yerli ve milli silahlar, silah sistemleri, bunlar konuşulacak. Bunlara yenileri eklenebilir mi? Bunlar değerlendirilecek. Sonrasında da bir açıklama olacaktır, yazılı açıklama. Bunu takip edeceğiz. Diğer taraftan da yıl sonu yaklaşırken 2021 yılı ve sonrasına ilişkin bir yandan bütçe çalışmaları başladı. Diğer taraftan da yeni ekonomi programına ilişkin çalışmaların hazırlıkları yapılıyor. Bu da önümüzdeki süreçte yoğun bir tempoyla devam edecek. Şunu söyleyebiliriz, strateji ve bütçe başkanlığı hazırlıyor elbette bütçeyi. 2021 yılı bütçesi, 2021-23 dönemine ilişkin bütçe hazırlıkları başlayacak. Hazırlık rehber taslağı kurumların
kurumlara açılmış oldu. Rehber taslağı üzerinden çalışmalar bir anlamda başlayacak. Bu yıl ilk defa program bazlı bir bütçe yapılması planlanıyor. Tabii teknik bazı düzenlemeler, yasal düzenlemeler gerekiyor. Yetişirse bunlar elbette yapılacak. Program bazlı bütçe şu anlama geliyor. Kurumlara bir hedef doğrultusunda bütçe aktarımı gerçekleştirecek ve harcamaların da bu hedefe göre yapılması planlanacak. Elbette bütçede özellikle bu yılın etkisini gösteren pandeminin giderilmesine yönelik stratejilerin yer alacağını da söyleyebiliriz. Buna ilişkin hazırlıklar mutlaka yapılacak. Diğer taraftan da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yine ekonomi programına ilişkin çalışmaları başlıyor. Malum 3 yıllık bir yol haritası belirlenecek. 2021-2023 yıllarını kapsayacak bir yeni ekonomi programı olacak. Geçtiğimiz yıl, yani bu yıl için açıklanan 2020-2023-2 dönemine ilişkin hedeflerde bazı revizyonlar yapılması düşünülüyor. Yeni hedefler konulacak ve tabii elbette bu döneme ilişkin yeni eylem ve programlar da bu yeni ekonomi programı içerisinde yer alacaklar. Bir taraftan bütçe, diğer taraftan yeni ekonomi programı için çalışmaların başladığını söyleyebiliriz. Bütçenin 15 Ekim'e kadar meclise sunulması gerekiyor Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından. Diğer taraftan da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni ekonomi programı da muhtemeldir ki Eylül sonuna doğru tamamlanacak ve açıklanacaktır. Her ikisi için de Ankara'da yoğun bir mesai sürecek diyebiliriz. Murat'a teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatalım, Merkez Bankası'ndan son dakika haberi geldi. Merkez Bankası likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanıtan likidite imkanlarını sıfırladı. Bu ne demek? Merkez Bankası'nın fonlama faizi şu anda 8.30 civarında, piyasa yapıcı bankalara TL'ye ulaşma imkanı olarak 7.25'ten borç para verilebiliyordu. Bu imkan sıfırlandı. Zaten beklenen bir hamleydi bu. Şimdi bir haberimize devam edelim. Başkan Erdoğan'ın ekonomiye dair çok önemli açıklamaları oldu. Türkiye'nin suni rüzgarlarla eğilmeyeceği mesajını verdi. Ayrıca Akdeniz'de çözüm için Türkiye'nin hazır olduğu ifadesini de duyduk kendisinden. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir. Yaşadığımız her sıkıntıda ülkemizin gücü bir kez daha sınanıyor. Hamdolsun bu sınamaların hepsinden de alnımızın akıyla çıkıyoruz. Başkan Erdoğan'ın kur saldırılarına tepkisi en yüksek perdeden oldu. Türkiye ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa, ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa, ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Yaklaşık 3,5 saat süren kabine toplantısının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, faizlerin daha da düşeceğini vurguladı. Kur saldırılarının etkisiyle %24'e çıkan Merkez Bankası politika faizi %8,25 seviyesine indi. Hamdolsun. Daha da inşallah düşecek. Çünkü bütün arzumuz, isteğimiz bu ülkede yatırımcı çok daha rahat bir şekilde, güçlü bir şekilde yatırımlarını yapabilsin. Erdoğan konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Koronavirüsün sadece Türkiye'yi değil, dünya ekonomisini de etkilediğini vurgularken, Türkiye'nin tedbirlerle hızlı toparlanma sürecine girdiğinin de altını çizdi. İnşallah bu dönem sona erdiğinde Türkiye, dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır. Türkiye ekonomisi de salgından kısa vadede elbette olumsuz yönde etkilenmiştir. Ancak aldığımız tedbirler ve ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar sayesinde ekonomimizi hızla toparladık. Salgının olumsuz etkilerinin azaltılması için vatandaşlarımızı, esnafımızı, firmalarımızı desteklemek üzere hızlı bir şekilde ekonomik istikrar kalkanı paketini hayata geçirdik ve kademeli olarak kapsamını genişlettik. Aldığımız tedbirler ile salgının kontrol altına alınmasıyla dünya ile paralel şekilde normalleşme adımları attık. Mayıs ayı ile birlikte ekonomik göstergelerde ve beklentilerde beklediğimiz iyileşme başladı. Haziran ve Temmuz aylarında
bunun güçlendiğini görüyoruz. Salgının etkilerinin belirginleştiği Nisan ayından sonra Haziran ve Temmuz aylarına ait öncü göstergeler ekonomide toparlanma sinyalleri veriyor. Başkan Erdoğan IMF'yi işaret eden CHP'ye de sert sözlerle yüklendi. Ana muhalefet partisi. IMF'e gidecekmişiz. IMF'den bir şeyler isteyecekmişiz. Ya boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomiye bakan zat, şu anda bakan geldi bana, Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu dedi. Verin dedim. Bugün dedim borç alan yarın talimat alır. Türkiye Oruç Reis sismik arama gemisi için Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti. Oruç Reis'in belirlenen noktaya hareket ettiğini duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek dedi. Oruç Reis Demiraldı Akdeniz'de sismik arama faaliyetlerine başladı. Yunanistan'ın korsan bir şekilde Mısır'la Akdeniz'de yaptığı deniz yetki alanları sınırlama anlaşmasının ardından Türkiye harekete geçti. Türkiye, Oruç Reis sismik arama gemisi için Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. İlanla birlikte Oruç Reis ve iki destek gemisi Ataman ve Cengiz Han Akdeniz'de belirlenen lokasyonlarda çalışma yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in Akdeniz'deki yeni görev için Antalya'dan demir aldığını duyurdu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek mesajını paylaştı. NAVTEX detayları Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Hangi koordinatlarda çalışma yapılacağı duyuruldu. Koordinatlara bakıldığında araştırma çalışmalarının Meis ve Rodos adalarının güneyinde yapılacağı görülüyor. Üstelik bu alanın büyük bir kısmı Yunanistan ve Mısır arasında yapılan anlaşmanın tam da kesiştiği noktaya denk geliyor. Oruç Reis ve destek gemilerine çalışmaları boyunca Türk donanmasına ait savaş gemileri eşlik edecek. İnsansız hava araçları da gemileri havadan izleyecek. Almanya, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kendi tedbirlerini almasının ardından bir görüşme çağrısında daha bulundu. Alman hükümeti, bölgede yeniden gerilim yaşanmasından dolayı endişe duyduğunu ifade ediyor. Mısır'la Yunanistan'ın korsan anlaşmasının ardından Türkiye bir kez daha NAVTEX ilan etti. Avrupa'yı yeniden telaş sardı. Almanya hükümet sözcüsü Stefan Seybert, Türkiye ve Yunanistan'ı bir kez daha görüşmeye çağırdı. Türkiye'nin kararlı adımının ardından açıklama yapan sözcü, bölgede yeniden gerilim yaşanmasından dolayı endişe duyduklarını ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı da konuya dair bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü Christopher Burger, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusunda sismik araştırmalar yapma kararını endişeyle not ediyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca tek taraflı adımların çözüm konusunda ilerleme sağlayamayacağını öne sürdü. ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor. Pekin, Washington'un Hong Kong yaptırımlarına misillemeyle karşılık verdi. Aralarında Amerikalı senatörlerin de bulunduğu 11 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. Adı konulmamış yeni soğuk savaşta kılıçlar çekildi. Tansiyonu doruğa taşıyacak hamleler ardı ardına geliyor. Pekin Washington hattında ortam gergin. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına Çin misillemeyle karşılık verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, aralarında Senatör Marco Rubio ve Ted Cruz'un da bulunduğu 11 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına yaptırım uygulandığını açıkladı. Tansiyonu yükselten gelişme, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hong Kong'taki insan hakları ihlalleriyle ilgili iddiaları üzerine yaşandı. Freedom House Başkanı Michael J. Abramowitz ve İnsan Hakları İzleme Komitesi Yürütücü Direktörü Kenneth Roth, Çin'in yaptırımlarından nasibini alan isimler arasında. Pekin ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Hong Kong yetkililerine yönelik kararları iç işlerine müdahale olarak görüldüğünü hatırlattı. Diplomatik tonlamayı biraz daha sertleştirdi.
Şimdi Asya'ya uzanacağız. Pekin'de Sadi Kaymaz telefon attığımızda. Sadi merhaba. Merhaba Erdoğan Duran'ın yayınlar dilerim. Teşekkürler. İki konu var göze çarpan ama daha başlıklar da var elinde biliyorum ben. Birincisi bu artan, yükselen, tırmanan gerginlik. İkincisi de Münişi'nin Çinli şirketlerin 2021 sonuna kadar ABD borsa kotlarından çıkarılması haberi. Neler var gündeminde? Erdoğan Turan, istersen 11 kişiye yaptırımdan başlayayım. Dost doğru, bu yaptırım piyasalarca olumlu algılandı. Diyecekti ki Sadi nasıl oluyordu olumlu algılanıyor. Şimdi piyasalar açısından bakıldığında piyasa şunu görüyor Erdoğan Turan. Bu 11 kişinin içerisinde senatörler var, kongrede isimler var ama Beyaz Saray'dan, Trump'ın ekibinden herhangi bir kişi yok. Dolayısıyla bunu piyasalar olumlu algıladı. Neden olumlu algıladı? Tersten bakılırsa şimdi Amerika'nın yaptırımı hayli sert Erdoğan Turan. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Willy Lam, Hong Kong idari amiri, ayrıca Çin Hong Kong'dan sorumlu en üst düzey isimlerine yaptırım geldi. Şimdi bu aslında Amerika açısından bakıldığında ağır bir yaptırım. Zaten Trump'ın özellikle Şahin danışmanları 8 aydır bu isimlere yaptırım getirilmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunuyordu ama Trump bunu yapmıyordu. Dolayısıyla Trump aslında çok uzun süredir beklettiği ağır bir yaptırım yürürlüğe sokmuş oldu. Çin'den de dozajı hafif bir tepki gelmiş oldu. Bir yerde kısaca söyleyelim, misilleme için misilleme yapmış oldu Çin. Onun haricinde baktığımızda önemli bir gelişme daha var. Zaten her gün biliyorsun Amerikan tarafı daha fazla yük veriyor. Seninle konuşuyoruz. O gerilim basamaklarını tırmandırıyor Amerika sürekli. Malum Amerika'daki Çin şirketlerinin çıkarılması konusu. İstersen biraz arka plan aktarayım dinleyenler için. Çin'deki şirketler muhasebelerini yurt dışına açamıyorlar. Bu bir ulusal güvenlik yasası gereği mecbur tutuluyorlar buna. Şimdi dolayısıyla Amerika buna çok uzun yıllar göz yummuştu. Hep hatırlarsın şöyle bir beklenti vardı Amerika'da. Çin dışarıya açıldıkça, reform yaptıkça zaten bize benzeyecek diyordu ama Çin Komünist Partisi hiçbir zaman Amerika'ya benzemedi ve artık Amerika'da diyor ki hayır, o zaman biz burada listelenecek şirketlerden de aynı muhasebe kurallarını bekleyeceğiz bundan sonra Çinli şirketlerden de. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor: Çinli şirketler defterlerini örneğin Amerikan denetim şirketlerine açmak durumunda ya da bilançolarını paylaşmak durumunda. Bakalım bu işin sonu nereye varacak ama bu zor bir iş. Dolayısıyla zaten Amerika'da listeliği bazı şirketler önemlisi biliyorsun Alibaba hemen Çin'de listelenmek için Hong Kong'a gitmeye başladılar. Bu da bir trend haline dönüşecektir. 2022 beklemeden pek çok şirket Hong Kong'a gidecektir. Nitekim bugün de dikkat çektiysen Hong Kong uzak doğu genel olarak yoktur ama Hong Kong'da daha iyi çıkışlar var. Onun haricinde Japonya'dan haberler var. Japonya biliyorsun dünyada nadir 3-5 ülke var. Kronik dış fazla veriyor. Cari fazla veriyor. Düzeltiyorum. Cari fazla veriyor. Onlardan bir tanesi de Japonya'ydı ama Japonya'da son 5 yılın en düşük cari fazlasını verdi. Orada tabii ihracata dikkat çekmek lazım. 4-1 oranında azaldı. Haziran ayı için söylüyorum. Ve bu veriyi ihracat tabii ki cari fazla veren ülkeleri de etkiliyor. Japonya gibi özellikle bir ülkeyi bile etkiliyor. Son olarak oto satışları zaman zaman bahsediyoruz. Şimdi toparlanıyor diyoruz. Orada binek oto satışları %7.9 arttı. Önemli. Neden önemli? Çünkü dünyanın en büyük pazarından bahsediyoruz. 22 milyon araç satılıyor. Tek bir ayda sadece binek oto satışları 1 milyon 600 bin almış. Dolayısıyla bu bir toparlanma genel olarak dünyada da otomotiv endüstrisini toparlıyor. Nitekim özellikle Alman markalarına baktığımız örneğin Volkswagen'in Mart dibinden yaklaşık %40 yükseldiğini, yine GM'in %60 yükseldiğini görüyoruz hisseler açısından bakıldığında. Burada Çin pazarının da çok önemi var. Örneğin Almanlara baktığımızda en çok net karlarını Çin pazarından elde ediyorlar. Erdoğan Turan. Sadi Kaymaz'a teşekkür ediyoruz açıklamaları, değerlendirmeleri için ve gazetelerle devam ediyoruz. Gazetelerin ekonomi sayfalarına bakalım neler görülmüş. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor diyor Sabah gazetesi. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı. Endeks Türk İmalat
ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret ediyor. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerse bozulmaya işaret ediyor. Sosyal medya hesabından ISO, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksine ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, endeksteki yükselişe dikkat çekti. Bakan Albayrak, endeks son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak Temmuz'da 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Yılın ikinci çeyreğinde COVID-19 kaynaklı olarak yaşanan sert daralmaların ardından Temmuz ayında ekonomiler toparlanma sinyalleri vermeye devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarının büyük bölümünde üretim artışı gerçekleşti. Market Ekonomi Direktörü Andrew Harker, COVID-19 kaynaklı daralmaların ardından Temmuz ayında Türk imalatçılarının temel ihracat pazarlarının toparlanmaya devam ettiğini belirterek, bu durum dış pazarlarda yeniden açılmanın imalat sektörünün talebinde iyileşmeyi destekleyeceğine yönelik umutları güçlendiriyor, dedi. Adım adım normalleşme diyor Sabah gazetesi. Pandemi döneminde bankaların kredi iştahını artırmak için kullanılan aktif rasyosunda normalleşme sürecinin ilk adımı atıldı. BDDK oranları düşürerek kredi büyümesini yavaşlatmak için düğmeye bastı. Pandemi krizinin etkilerini hafifletmek için uygulanan politikalarla toparlanma sürecine giren ekonomide olağanüstü dönemden çıkışla birlikte geçen hafta başlayan normalleşme adımları hızlanarak devam ediyor. Para politikasında yeni bir döneme işaret eden bu süreçte Merkez Bankası para arzını daraltıcı hamle ile fonlama maliyetini arttırırken BDDK da pandemi döneminde bankaların kredi vermelerini teşvik etmek için yürürlüğe koyduğu aktif rasyosunda güncellemeye gitti. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre aktif rasyonun hesaplanmasına ilişkin yeni düzenlemeler 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi. Arda arda kritik hamleler demiş gazete. Onlara bir bakalım bugüne kadar neler oldu. Hatta bugünkü Merkez Bankası'nı da biz ekleyelim. Merkez Bankası açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara verdiği limiti sıfırlamıştı. Bunu bu listenin en altına ekleyebiliriz ama öncesinde Merkez Bankası hedefli likidite imkanlarını azaltacağını açıkladı. BDDK yurt dışında yerleşik bankalara TL işlemlerinde esneklik sağladı. Borsa İstanbul, Viyop'ta dolar TL sözleşmelerinin vade sayısını 6'dan 16'ya çıkardı. BDDK ve TCMB başkanları bankacılarla bir araya geldi. Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmadı. Piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarı yarıya indirildi. Bugün sıfırlandı. Merkez Bankası vadeli işlemler borsasında 31 Aralık 2021 vadeli kontrat sattı. Borsada endekse bağlı devre kesici sisteme geldi ve BDDK aktif rasyosunda güncellemeye gitti. Normalleşme adımları kapsamında kurul kararlarına yönelik bankalardan gelen talepler de dikkate alınarak uygulamada güncellemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamalarda ilerleyen dönemde ihtiyaç oluşması halinde aktif rasyo düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini arttırmak amacıyla ilave düzenlemeler de yapılabileceğini ifade etmişler. Ruslar 5 ay sonra sahillere indi. 5 ay aradan sonra dün Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yaklaşık 25 bin turist geldi. Turizmcilerin yüzünü güldürdü. Pandemiye karşı en güçlü tedbirlerin Türkiye'de alındığını belirten Ruslar, güvenimiz tam mesajını verdi. Turizm sektöründe Rus turist coşkusu yaşanıyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında Mart'ta durdurulan uçak seferlerinin 1 Ağustos'ta yeniden başlamasıyla birlikte İstanbul ve Ankara'ya gelmeye başlayan Rus turistler yaklaşık 5 ay aradan sonra dün Antalya'ya, Dalaman'a ve Bodrum'a ayak bastılar. İlk bir saatte 11 uçağın indiği Antalya Havalimanı'na dün 23 bin turist geldi. Dalaman Havalimanı'na
6 uçakla 1100 turist, Rus turist ayak basmış. Böylece Antalya ve Muğla'ya yaklaşık 25 bin turist geldi. Milas Havalimanı'na da Moskova'dan günde 2-3 sefer düzenleneceği öğrenildi. Covid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanlarına gelen turistler maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen turistler pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacağı otellere hareket etmişler. Tarımda kritik rapor diyor Hürriyet. Bakanlıktan yağışlar azalacak, verim düşecek uyarısı. Tarım ve Orman Bakanlığı iklim değişikliği ve tarım raporunu yayınladı. Raporda önümüzdeki yıllarda kuraklığın Türkiye'de geniş bölgelerde hissedileceği belirtilerek tarım politikalarının 2-3 derece sıcaklık artışı baz alınarak yapılması gerektiği vurgulandı. Raporda dünya genelinde 30 yıla kadar gıda fiyatlarında %85'e varan artışlar olabileceği ifade ediliyor. Türkiye'nin son dönemde iklim değişikliğiyle mücadelenin hemen her alanında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde politikalar oluşturduğu belirtilen raporda hukuki, kurumsal ve iktisadi sistemini yeni iklim ekonomisi bağlamında geliştirme yolunda ilerlediği kaydedildi. Dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'de kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve aşırı sıcak günlerin sayısının artacağı öngörülürken bu sorunun ulusal anlamda ciddiyetle ele alınması gerektiğine dikkat çekildi. İşte iklim değişikliğinin etkileri demiş gazete. 1. Daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları görülecek. Ekstrem meteorolojik olaylarda artış, su kaynaklarında azalma görülecek. Kuraklık şiddetinde artış olacak. Su ve toprak kalitesi bozulacak. Ekosistemi bozulacak ve biyolojik çeşitlilik azalacak. Ekolojik alanlarda kayma, tarımsal üretimde ve kalitede azalma yaşanacak. Zararlarda ve hastalıklarda artış görülürken gübreleme ve ilaçlama sorunları olacak. Sürdürülebilir gıda güvenliği sorunları baş gösterecek. Küresel ortalama sıcaklıktaki her bir santigrat derece artışın küresel ortalama arazi verimlerini buğdayda %6, mısırda %7.4, pirinçte %3.7 ve soya fasulyesinde %3.1 azaltacağı öngörülüyor. Dünya genelinde 3 derecelik sıcaklık artışı için 2050 yılı civarında hesaplanmış, %25 ile %50 seviyesinde aralığında verim kayıpları yaşanacağı tahmin ediliyor. Toprak verimliliğinin azalmasıyla birlikte topraktaki besin elementlerinin de azalması tahmin ediliyor. Bu durumda daha fazla kimyasal gübre kullanmaya zorluyor. Raporda yer alan bilgilere göre 21. yüzyılın stratejik sektörler arasında gösterilen gıda sektörü 2050'de 10 milyara ulaşacağı hesaplanan dünya nüfusunun beslenmesinde önemli bir tehditle karşı karşıya. Araştırmalar 2050 yılında dünya nüfusunu beslemek için tarım ve gıda üretiminin bugünkü düzeyinden en az %50 oranında artırılması gerektiğini gösteriyor. İhracatta iklim olumlu diyor Hürriyet gazetesi. İstanbul Sanayi Odası'nın rakamlarını aktarmış gazete. Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksinin Temmuz 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye işaret ediyor. Son rakam da zaten 53 seviyesinde. Milliyet işte teknofurya diyor. Pandemi geleceğin mesleklerini de şekillendiriyor. Tercih yapacak gençler için sağlık ve teknoloji ile ilgili mesleklerin öne çıktığı görülüyor. Yeni gözde meslekler biyoteknoloji ve yapay zeka. Üniversite ve lise tercihlerinin yapılacağı şu dönemde geleceğin meslekleri de yeniden gündeme geldi. Yaşadığımız pandemi dönemi ve teknolojinin hızlı gelişimi geleceğin mesleklerini de şekillendiriyor. İnsan kaynakları firması Data Expert'ten açıklamalar var. Bölüm seçiminde gençlerin şimdiden geleceğin mesleklerine odaklanması ve bu yönde kariyer hedeflerini belirlemeleri gerektiğini belirterek dijital dönüşümün önümüzdeki yıllarda tüm iş dallarında ve sektörlerde kilit rol oynayacağı söyleniyor. Gelecek vaat eden sektörler. 10 yıl içinde ön plana çıkması beklenen sektörler sıralanmış. Sağlık, bilim ve teknolojileri, ilaç endüstrisi,
savunma teknolojileri, telekom bilişim sistemleri, yeni nesil eğitim sistemleri, otomasyon sistemleri, yapay zeka ve robotik, yeni nesil enerji ve ve çevre teknolojileri. Gözde meslekler neymiş? Genetik mühendisliği, biyoteknoloji, diyetisyenlik, sağlık yönetimi. Bu zaten dört başlık sağlıkla ilgiliydi. Yazılım mühendisliği, veri mühendisliği, enerji mühendisliği, uluslararası ilişkiler, sağlık ve bilişim hukuku, siber güvenlik uzmanı, yapay zeka ve robotik uzmanı. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleklere göre eğitim de şekilleniyor. Türkiye'de ilk siber güvenlik lisesi açıldı. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İstanbul Pendik'te kuruldu. 30 öğrenci kabul edecek lisede ilk yıl İngilizce hazırlık okunacak. Hayaller gerçek oldu. Rus turistler akın akın Antalya'ya geliyor. Pandemi nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamaları kalktı. Ruslar akın akın Türkiye'ye tatile geliyor. Hem turizmciler hem de turistler büyük coşku içinde. Geçelim takvime. Girişimciye beşli destek. Girişimcilerin iş fikirleri, küçük ve orta boy, orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığının yani KOSGEB'in destekleriyle kolayca hayata geçiyor. Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelere ileri girişimci programı ile 5 alanda 375 bin liraya varan destek sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye 5 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olana 10 bin lira geri ödemesiz destek sağlanıyor. İşletmeye makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak destek sağlanıyor. Düşük, orta düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 100 bin, orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 300 bin lira destek sağlanıyor. Destek oranı %75. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu tarafında geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 10 bin lira. Destek oranı %75. Destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde 4A kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınıyor. Kimler başvurabilir? Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen girişimcilik eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve ileri girişimci programı faaliyet konuları tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor. Orman köylüsüne faizsiz kredi diyor Akşam. Orman Genel Müdürlüğü'nün orman köylülerine yönelik destekleri içeren yeni yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle orman köylülerinin kalkınması için kullandırılan kredilerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmayacak. Twitter'dan açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre, yönetmeliğin bazı maddelerinin daha anlaşılır hale gelmesi ve bazı uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yapılan değişiklik sonrası bir takım iyileştirmeler yapıldı. Yapılan iyileştirmeler şöyle, orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırıldı. Olası doğal afet, salgın benzeri durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirildi. Orman köyünde yaşayan gazilerin, şehidin dul ve yetimleri yanı sıra anne baba ve kardeşlerinin öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden faydalanabilmesi sağlandı. Kredi başvurularının kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilmesi imkanı getirildi. Kredi kullandırılan orman köylülerinin kabul edilebilir bir gerekçeyle krediden vazgeçebilmesi sağlandı. Açıklamada bu durumda vazgeçme tarihi itibariyle borcu ve aldığı hibeyi ödemesi esastır dendi. Dünyaya geçtik. Caddelerde ciro artıyor, AVM'ler toparlanıyor. Birleşmiş Malkalar Derneği'nin üyeleri arasında Temmuz ayı anketine göre cadde mağazalarının cirolarında Haziran'a göre hızlı bir artış olurken AVM mağazalarının cirolarında da toparlanma gözleniyor. Haziran'da BMD üyelerinin %29'u, cadde mağazalarında
%81 ve üzeri ciro elde edilebilirken, bu oran Temmuz'da %55'e çıktı. AVM mağazalarında %81'in üzerinde ciro elde eden BMD üyelerinin oranı %7'den %38'e ulaştı. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Temmuz ayı anketi dernek çatısı altında bulunan 416 markadan 300'ünü bünyesinde barındıran 53'ü hazır giyim, 24'ü ayakkabı olmak üzere toplam 115 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirildi, diyor. Cadde mağazalarında Haziran ve Temmuz 2020 satışlarınız 2019'un aynı döneminin yüzde kaçıdır sorusunun cevabı olarak %81'i ve üzeri Haziran'da %29'dan %55'e çıktı deniyor. AVM mağazalarında Haziran ve Temmuz 2020 satışlarınız 2019'un aynı döneminin yüzde kaçıdır sorusunun cevabı da Haziran'da %7 olarak verilen rakam Temmuz'da %38 olarak ifade edilmiş. Böylece gazetelere hızlıca bir göz atmış olduk. Şimdi bir değerlendirmeyle devam edelim. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, küresel piyasalar için riskin henüz geçmediğini, ileride dünya borsalarında düşüşün yaşanabileceğini belirtiyor. Deriner, Borsa İstanbul içinse endeks 100 bine yani 1000 seviyesine yaklaştığından itibaren yatırım yapılabilir seviyeye geldi düşüncesinde. Birkaç yani endeks böyle 100 bine yaklaştığından itibaren borsa bizim için tekrar artık bence yatırım yapılabilir bir noktaya gelmişti. Şimdi bence esas kritik nokta şu, faizin geleceği noktadan sonra benim burada tek söyleyebileceğim şey belki bir noktadan sonra döviz artık bizim için bir yatırım aracı olmaktan çıkacak bir sürecin içine girebileceğimiz açıkçası biz düşünüyoruz. Şu anda birazcık daha bizim bakış açımız dengeli bir portföyümüzün olması ve hani önümüzdeki dönemdeki riskleri iyi kontrol etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hani böyle birazcık o kaçamak bir cevap oluyor ama hani bu süreçte yani tam şu yatırım aracı yatırım yapılması gereken yer demek açıkçası çok kolay değil. Mesela endeks 80 bindeyken kesin borsaya yönelmek gerektiğini her seferinde bir şekilde söyledik. Ama bugün bulunduğumuz yer itibariyle ben birazcık açıkçası dünya borsalarının da önümüzdeki dönemde bozulabileceğini, öyle bir riskin var olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani birazcık daha temkinli bir portföy bugün için sanki mantıklı gibi duruyor. Ama portföyümüzdeki mesela kesin olarak birkaç gün içinde yapacağımız önemli değişikliklerden biri de bence birazcık bankacılık hisseleri tarafındaki oranımızı kesin arttıracağız. Belki hisse senedi toplamımızda ciddi bir değişikliğe gitmeyiz. Ama bankacılık hissesinde yani sanayiden bir bankacılığa doğru bir dönüşü önümüzdeki dönemde muhakkak kendi içimizde yapmayı düşünüyoruz. Konuğumuzla devam edeceğiz. Ekons kurucusu Ferhat Yükseltürk bizlerle birlikte. Ferhat Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Merkez Bankası'nın son haberiyle, son adımıyla başlayalım. Aslında geriye yavaş yavaş gideceğiz ama bir likidite imkanı sıkılaştırması gündemdeydi. Merkez Bankası da önce açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara bu imkanı %50'ye indirmişti, bugün sıfırladı. Bu ne anlama geliyor bankalar için, ne anlama geliyor reel ekonomi için ve aynı zamanda para ve sermaye piyasaları için? Son dönemde TL'deki değer kaybının hızlanması ve bu tarafta volatilitenin artmasıyla Merkez Bankası'nın Merkez Bankası'nın önceki sonrasında yaptığı hareketlerimizde genelde iktisatlar adımlarıyla bu tarafı bir şekilde sakinleştirmeye çalışıyor. Burada da elinde tabii ilk etapta daha düşük faizden fonlarda hem piyasa yapıcı fonlamalar hem de diğer hedefe yönelik fonlamalar tarafından ilk etapta kıstı. Haftalık repoyu burada 2-3 gündür açmıyor. Büyük ihtimalle gece faizden doğru piyasa faizlerini çekmeye çalışıyor. Burada zaten mevzuat faizler tarafında da bunun etkisini hemen gördük. 110'un üzerine çıkan bir TL mevzuat faizleri görüyoruz şu anda piyasada. Burada Merkez Bankası ilk etapta faizlerini yapmadan mümkün olduğu kadar burada eski adımlarıyla bu süreci her zaman yaptığı gibi ilk etapta piyasayı destekletmeye çalışıyor. Eğer bu adımlar sonra aynen
tarafında değişiyor. Bundan sonra tabii daha başlığına göre. Ferhat Bey'in sesinde bir sorun var ama ben tam olarak duyamadım. Ferhat, şeyi tekrar deneyebilir miyiz, bağlantıyı? Orada ben bir haber gireyim. Türkiye ile Çin arasında bir rekabet de var artık aslına bakarsanız. Bu salgınla birlikte gündeme gelmişti. Çin'in küresel tedarik zinciri içerisinde sahip olduğu konum, orada yaşanan sorunun bütün dünyanın geneline yayılması gibi bir sonuç doğuruyordu. Bu da bir rahatsızlık yaratmıştı. Rakipleri olabilir miydi? Yani üretimde, tedarik merkezi içerisinde Çin'in bu alternatif olabilir mi? Türkiye Çin'e alternatif pazar olabilir mi? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kadir Tuna'ya göre Türkiye'nin jeopolitik konumu salgın sonrası dönem için büyük avantaj sağlıyor. Tuna ayrıca Avrupa ile ticari ilişkilerin daha da ivme kazanabileceği görüşünde. Trump, özellikle bu pandemi süreciyle birlikte Trump'ın mevcut devam eden anketlerde düşen oylarıyla birlikte biz aslında şunu bekliyorduk. Piyasalar genel itibariyle burada Trump'ın biraz özellikle Çin'e karşı söylemlerinin çok daha sertleşmesi bekleniyordu. Çok ilginç bir tablo oluştu. Tam tersi aslında bir yumuşama ya da herhangi bir söylemlerinde bir sertleşme olmadı. Fakat mevcut tablo içerisinde sizin bahsettiğiniz gibi şu an devam eden süreç içerisinde eğer Trump sonrası yeni bir Amerika'da yeni bir yapı oluşursa dolayısıyla Amerika'nın bölgesel politikaları konusundaki değişikliğin ne kadar özellikle de küresel ekonomi ne kadar etkileyeceği sorusu başlı başına son derece önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Tam da bu pandemi sürecinin devam ettiği süreç içerisinde son derece önemli bir konu. Öte yandan sizin belirttiğiniz tabii son derece önemli bir konu var. Aslında burada mevcuttaki bu değişim sürecinde acaba bu değişime uyumlu bir üretim ya da tedarik zinciri ya da bir üretim yapısı mı tercih edecek ülkeler? Ben bunun daha çok bu yönde olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hiçbir şey aslında pandemi öncesine tekrar dönmesinin mümkün olmayacağını gösteriyor. Burada birçok işletme, uluslararası global işletmeler aslında özellikle de Çin'in ana tedarikçisi olmasının getirdiği bir takım riskleri çok net olarak bu fotoğraf içerisinde gördü. Dolayısıyla bu tedarik yapısında önemli bir değişim olacağını ben tahmin ediyorum. Fakat Çin'in de bu değişimin çok farkında ve dolayısıyla Çin de buna yönelik özellikle de kendi üretim bölgesi üretimi devam ettirmeye yönelik bu markalarla ve küresel işletmelerle bu süreci devam ettirecek tabii adımlar atmaya da devam ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu tabloda bu değişim süreci tabii çok kısa sürede olması tabii beklemiyoruz ama önümüzde belki yaklaşık bir 2-3 senelik dönem içerisinde burada ben açıkçası Türkiye'nin bu konuda çok önemli avantajları olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla burada Çin'e alternatif olmanın ötesinde bölgesel olarak da, stratejik olarak da, lojistik olarak da özellikle Avrupa'ya ve diğer ticari bölgeleri yakınlığı açısından çok önemli bir üretim merkezi ve tedarikçi merkezi haline gelme imkanları da mevcut olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye açısından son derece önemli avantajları da aslında mevcut bu tablo içerisinde çok rahatlıkla görebileceğiz aslında önümüzdeki günlerde. Vadeli işlemler borsası açıldı. Endeks 30 Ağustos vade kontratında şu anda %0.35'lik bir yükseliş var. Telefon hattımızda da Ferhat Yükseltürk var. Skype bağlantısı sağlıksızdı. Telefon hattına döndük. Ferhat Bey tekrar merhaba. Şimdi merhaba. Az önceki bağlantıda anlaşılmadı ne yazık ki söyledikleriniz. O yüzden baştan almanızı rica edeceğim. Son dönemde Merkez Bankası'ndan ve BDDK'dan gelen adımları konuşuyoruz. Bugün de açık piyasa işlemleri çerçevesinde açık piyasa yapıcı bankalara tanınan limitler sıfırlandı. Neden böyle bir adım atılıyor? Bu adımın piyasalar için, TL için, reel ekonomi için anlamı nedir size göre? Tabii şimdi aslında bu adımları genel olarak Merkez Bankası'nın geçmişte yaptığı adımlarla karşılaştığımızda aynı yolu izlediğimizi görüyoruz. Yani ilk etapta kur ve TL'ye yönelik herhangi bir volatilite artış yaşandığında Merkez Bankası böyle durumlarda ilk etapta likit sıkılaştırması ve bu kapsamda da faizleri kendi fonlama faizlerinin tepe noktasında
yaklaştırmaya çalışıyor. Nitekim bu kapsamda biz 9.75 gecelik faizlerin oluştuğunu gördük. Ve buna bağlı olarak da mevduat faizlerinin %10'un üzerine çıktığı bir süreci yaşadık. Bu noktadan sonra tabii eğer halen kurdaki volatilite devam ederse önümüzdeki dönemde ekstra adımlar görebiliriz Merkez Bankası'ndan. BDDK'nın adımlarını nasıl değerlendirirsiniz? Swap konusunda da yabancıların TL'ye ulaşma imkanlarını rahatlattı. İkisi bir araya konduğu zaman otoritenin verdiği mesajı nasıl okuyorsunuz siz? Biz aslında son 1,5-2 yıldır yabancıların mümkün olduğu kadar TL aleyhine sürekli pozisyon almasını engellemek için burada yurt dışındaki TL stoğunun önemli ölçüde azaltmıştık. Fakat bunun bir yan etkisi olarak aslında böyle sert yükseliş dönemlerinde karşı pozisyon alacak bir yatırım fonu ya da hedge fon şeklinde bir yabancı spekülatörün de gelmemesi oldu. Bir kur dengelensin. Burada belki alınan önlemlerle buradaki dengelenmenin sağlanması amaçlanıyor olabilir. Bu noktadan sonra bu adımların daha da gevşetilerek aslında piyasanın yurt dışı tarafta, özellikle offshore tarafta daha dengeli hale gelmişti ve yurt dışındaki faiz ve yurt içindeki faizin birbirine biraz daha yakınsamasını görebiliriz. Alınan bu kararlar, getirilen düzenlemeler TL varlıkları için orta uzun vadede nasıl bir anlam barındırır? Şimdi bu hareketlerin sonrasında kurda, faizde ve sermaye piyasalarında, borsalarda nasıl bir süreç içerisinde olacağımızı düşünüyorsunuz? Şimdi aslında kur tarafına baktığımızda en önemli unsurlardan birisi reel getiri tarafı. Özellikle TL'nin cazibesi anlamında biz bunca bir süredir negatif reel faiz vererek aslında TL'nin cazibesinin yurt yatırımcı tarafında çok azaltmıştık. Burada enflasyonun altında verilen özellikle mevduat faizleri nedeniyle de DTH hesaplarına, altın hesaplarına hatta borsa tarafına önemli bir giriş olduğunu gördük. Burada gerçekten yurt içi yatırımcı tatmin eden bir seviyeye gelmediği sürece de bence TL tarafında dalgalanma devam edecektir. Burada ben ya enflasyonla mücadelenin çok anlamlı bir şekilde piyasayla tekrardan iletişimini yapıp %8 hatta %5'lere doğru orta uzun vadeli ciddi iletişimin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz uzunca bir süredir bu enflasyon hedeflemesi noktasında maalesef istediğimiz yerlere gelemedik. Bunu piyasalarla daha iyi iletişimini yapıp enflasyon tarafına daha kararlı mücadele edeceği şeklinde mesaj verilirse bu noktadan sonra TL varlıkları açısından daha olumlu bir tablo çizebilir. Fakat bu gerçekleşene kadar maalesef buradaki dalgalanma devam edecek diye düşünüyorum. Türk borsası için ne düşünüyorsunuz? Borsa İstanbul'da hızlı bir geri çekilme gördük. Cuma günü ve dün bir miktar toparlanma var. Bu çerçevede gelinen seviyeler, yabancı ilgisi, yerli ilgisi, küresel borsaların seyri, bu bağlamda Borsa İstanbul'un mevcut potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir doygunluk vardı, bu doygunluğu üzerinden attı mı? Elde edilen karlar, kısa vadedeki karlar yüksekti. Karı realize etme dönemi miydi? Hala o dönem devam ediyor mudur? Yoksa bir fırsat barındırıyor mu Borsa İstanbul mevcut seviyeleriyle birlikte? Mevcut seviyelerde aslında biraz daha dengeli bir seviyede olduğunu görüyoruz. 20'ye kadar çok hızlı çıkmıştık. Biraz da yabancı girişi olmadan, yabancı çıkışı olduğu bir dönemde bunun hızlı çıkıyor olması tabii bir miktar sağlıksız geçmiş dönemdeki hareketlere kıyasla baktığımızda. Yurt dışı taraftaki borsaların hareketine baktığımızda da aslında neredeyse tarihi zirvelere yaklaşan Amerikan borsaları olsun, diğer borsalar olsun. Belli şişkinliğe ve doygunluğa gelmiş bir küresel hisse senedi piyasasından bahsediyoruz. Biz bir miktar daha uçuş almıştık. Biz bu anlamda eğer o tarafta bir düzeltme olmaz ve yatay seyirde devam edebilirse biz de bir miktar orayı yakalamaya çalışabiliriz diye bekliyorum. Fakat burada daha çok bence hisse senetleri arasında biliyorsunuz özellikle sanayi tarafında çok hızlı bir çıkış yaşadık. Bankacılık tarafındaysa daha geride kalan bir performans gördük özellikle yabancı çıkış kaynaklı. Burada belki bir miktar dengelenme olabilir. En azından portföylerde dengelenme amacıyla. Fakat onun dışında baktığımızda dolar bazında ucuz olan bir endeksimiz var. Burada özellikle dolar geliri ya da yabancı para cinsinden geliri mevcut olan hisse senetleri açısından halen cazip bir ortam olduğunu düşünüyorum. Ferhat Bey, büyük ihtimalle sözünüzü böleceğim borsanın açılışını almak için ama
küresel tarafı da sormam lazım. Yurt dışı piyasalarda da bir doygunluktan bahseden analistler var. Teşvik paketi programlar üst üste geliyor. ABD için de yeni bir teşvikten bahsediyoruz. Merkez bankaları, en son İngiltere Merkez Bankası söyledi, eğer ihtiyaç varsa daha fazla gevşeme sinyalleri veriyorlar. IMF ABD için söylüyor ama herhalde bütün küresel sistem için geçerli. Daha fazla destek, daha fazla teşvik. Bu mesajların piyasalar için anlamı nedir diye sorguluyoruz. Ama araya Borsa İstanbul açılışı var. Bir gongu görelim, sonra sorunuzun cevabını alalım sizden. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT, piyasa alarmını sunar. Borsa İstanbul'da BIST endeksi salı günü işlemlerine %0.62'lik yükselişle 1082 seviyesinden başladı. Bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksinde %0.59'luk bir yükseliş görüyoruz 1079 seviyesiyle. Sınai endekste güne %0.6'lık yükselişle 1519 seviyesinden başlandığını gördük. Tekrar edelim. BIST yüzde Borsa İstanbul'da salı günü işlemlerine %0.62 yükselişle 1082 seviyesinden başlandı. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT, piyasa alarmını sundu. Berat Bey, açılıştan önce küresel piyasaların seyrini soracağım size demiştim. Ne görüyorsunuz? Daha önceki yayınlardan hatırlıyorum, siz küresel piyasalar için bir doygunluk ihtimali var, hatta bir düşüş potansiyeli de var diyordunuz. Aynı kanaatte misiniz? Şimdi küresel piyasalar tarafında tabii bu mali teşvikler ve parasal teşvikler de çok hızlı, bitten çok hızlı bir dönüş yaşadı. Burada Mart ayından bu yana bütün kayıplarını geri alan bir hisse senedi endeksinden bahsediyoruz. Fakat aslında risk göstergelerine baktığımızda VIX olsun, diğer işten kaçış göstergeleri olan altın olsun, diğer güvenli limanlar olsun, bu tarafta da önemli bir rally görüyoruz. Aslında piyasanın da bu rally tarafında çok da ikna olmadığını bize gösteriyor. Bu noktadan sonra ben özellikle Amerika tarafında seçimlere de yaklaştığımız dönemde en azından seçim sonuçlarının belirsizliğinin halen korunması, yani Trump ve Biden arasında bence şu an neredeyse %50-%50 bir ilişki mevcut. Buna bağlı olarak bir satış dalgasının gelebileceğini bekliyorum. Fakat bu Ağustos ayı içinde mi olur yoksa Eylül ayı içinde mi, yani son iki ay içinde mi olur, buna bakıyor olmak lazım. Bu noktadan sonra biraz daha her yukarı yönlü hareketi bence doygunluğa ulaşmış bir piyasada mümkün olduğu kadar kademeli satış yönünde yaklaşıyor olmak lazım. Çünkü hakikaten değerleme anlamında çok yüksek seviyelerdeyiz. Büyüme beklentilerine de baktığımızda 2022-2023'ten önce kolay kolay toparlanamayacak bir dünya ekonomisinden bahsediyoruz. Bu anlamda bence riskli varlık sınıfında portföyleri bir miktar daha azaltıyor olmak lazım. IMF, ABD ekonomisi için bu sene %6,5 küçülme olur diyor. Dünya ekonomisi için de %5-%6 civarında daralmadan bahsediliyor. Ve piyasalarla reel ekonomi arasında gelinen yerler açısından bir fark var, düşüncesi var. Fakat bu farkı yine de bu şekilde tutacak bir konu, yani aşı çalışmaları veya koronavirüsle ilgili sürecin ilerleyişinden gelecek mesajlar piyasalara destek olabilir mi? Veya veriler, çünkü bazı verilerde de özellikle ABD için Temmuz'la birlikte, Temmuz'dan sonra bir miktar yavaşlama olabilecek, öyle görünüyor düşüncesi de var. Bir taraftan ticaret gerginliği devam ediyor. Şimdi piyasalar bardağın dolu tarafını mı görecek bu dönem için, yoksa sizin o bahsettiğiniz sebeplerle içeride bir düşüş potansiyeli var, endekslerin içi açısından söylüyorum. Er veya geç bu da görülecektir ve geciktikçe de düşüşün şiddeti daha yüksek olabilir mi diye sormuş olayım son soru. Evet, aslında bunu Şubat ayına geri döndüğümüzde bunu aslında çok yakından yaşadık. Yani ilk koronavirüs vakaları çıkmaya başladığı zaman içinde, hatta diğer bazı ülkelerde, piyasalarda halen rally havası devam ediyordu.
bütün gelen olumsuz haberlere rağmen biz tarihi zirvelere doğru piyasaların hiçbir şekilde dinlemediği bir ortamda ilerledik. Bu noktadan sonra da hatırlarsan çok sert satışlar gördük. Yani Mart ayına kadar günlük Dow Jones'un, S&P'nin ya da diğer borsa endeksinin hiç hayatlarında görmediği sert hareketler, sürekli devre kesicinin ortaya çıktığı bir ortamı yaşadık. Bu anlamda ne kadar spekülasyon yukarıya yönlü ve sürekli iyi haberlerin fiyatlanması devam ederse bunun dönüşü de sert olacaktır. Bu anlamda dediğim gibi risk yönetimini yatırımcıların mümkün olduğu kadar ön planda tutup bu yöndeki hareketlere karşı kendilerini koruyor olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ekons kurucusu Ferhat Yükseltürk, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Almanya'dan bir haberimize devam edelim. Salgınla mücadele eden Almanya'da kısıtlamaların 8,5 ay daha sürmesi, devam etmesi bekleniyor. Yapılan araştırma sonuçları firmaların kısıtlamaların devam edeceği beklentisinde olduğunu ortaya çıkardı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada kısıtlamalar devam ediyor. Almanya'da bir araştırma enstitüsü kısıtlamalarla ilgili anket yaptı. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün anketi Temmuz ayında yapıldı. Ankete göre firmalar kısıtlamaların 8,5 ay daha sürmesini bekliyor. Hizmet sektörü 8-9 ay, inşaat sektörü 8 ay ve sanayi sektörü ise 7-8 ay kısıtlama bekliyor. Eğlence sektöründeki şirketlerin beklentisi ise 13 ay civarında. Kısıtlamaların en az süreceği sektörse ortalama 4 veya 6 ayla içecek üreticileri olduğu ortaya çıktı. Konuğumuzla devam edeceğiz. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nurullah Gür'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, günaydınlar diliyorum. Günaydın, sağ olun. Geçen hafta programımızda sizle Merkez Bankası'nın BDDK'nın o ilk adımlarını konuşmuştuk. Bugün merkezin son hamlesi geldi. Açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara tanınan limit sıfırlandı. Şimdi isterseniz bir özet geçeyim müsaadenizle. Neler oldu bugüne kadar diye geçen haftadan bugüne. Merkez Bankası likidite imkanlarını sıkılaştırdı ve az önceki yani sabah saatlerine gelen son hamleyle o kapı kapandı. BDDK'dan yurt dışı kurumlara, yabancı bankalara TL swap imkanlarında bir esneklik sağlandı. Vadeli işlemler piyasasında dolar TL kontratlarında 6 vadeden 16 vadeye çıkarıldı. Merkez Bankası haftalık ihale açmıyor. O da başka bir konu. Borsa için cuma günü devre kesici uygulaması getirildi. %5 ikinci aşamada %7'lik düşüşten sonra böyle bir ara veriliyor dünya borsalarında olduğu gibi. BDDK aktif rasyo konusunda bir güncelleme, bankaları rahatlatan bir adım attı. Bunların hepsi aslında borsanın devre kesici uygulaması hariç beklenen adımlardı ve gecikmeden geldi. Şöyle bir toparlarsanız, merkezi otorite, Merkez Bankası BDDK aslında bize hem Türkiye ekonomisi için hem de Türk sermaye piyasaları için, para piyasaları için nasıl bir mesaj veriyor? Nasıl bir anlam çıkartıyorsunuz bütün bu hamlelerden? Şimdi biliyorsunuz bu atılan daha önceki adımlar hem para politikasında hem de bankacılık düzenlemelerinde böyle ilelebet sürebilecek politikalar değildi. Biraz daha baktığımız zaman o günkü şartlar içerisinde piyasanın aslına bakarsanız ihtiyaç duyduğu, yani özellikle reel sektörün ve döviz kurlarının, döviz piyasasının ihtiyaç duyduğu bazı önlemler almıştı ama bu önlemleri normalin üzerinde bir dönemde yürütmek tabii bazı yan etkilere neden olabilirdi. Dolayısıyla bu risk çok fazla artık alınmak istenmiyor. Özellikle geçtiğimiz hafta dolarda ve euroda yaşanan dalgalanmadan sonra şu anda zaten piyasa Covid'den sonra normalleşme adımlarını hızlı bir şekilde attı. Dünyadaki birçok ülkeden daha hızlı bir toparlanma eğilimi var bizim reel sektörde. Hem tüketici tarafında hem de firmalar tarafı için bunu söyleyebiliriz.
Dolayısıyla bu para politikasındaki aşırı genişlemenin bir sonlanma dönemi gelmişti. Çünkü baktığımızda enflasyon ve cari işlemler açısındaki gelişmeler de aslında biraz bu yönlü bir adımın atılmasına dair bir gereksinim ortaya çıkardı. Bunu da not etmekte fayda var. Şimdi Merkez Bankası ne yapıyor? Bu COVID sürecinde parasal gevşemeyi artık tersine doğru çeviriyor. Geçen haftaki konuşmamızda da bahsetmiştim. Merkez Bankası finans piyasalarının aslında bakarsanız politika faizinin de altında bir şekilde fonluyordu. Ve bu fonlamanın vadesini ciddi anlamda arttırmıştı. Yani normal dönemlik üzerinde bir vade yapısıyla karşılaşmıştık. Aslında o dönemde hakikaten hem finans sektörü ve dolayısıyla reel sektörün buna ihtiyacı vardı. Şimdi son yaşanan gelişmelerle birlikte biz Merkez Bankası'nın biraz daha vadeyi kısabildiği kadar kısmayı ve bununla birlikte ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini de yukarı taşımayı istediğini görüyoruz. Buna yönelik hem geçen hafta Cuma günü hem de bugün atılan adımlar buna işaret ediyor. Zaten biz ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %8'in üzerine çıktığını gördük. İlerleyen günlerde ve haftalarda bu 9.25'e doğru gelecek gibi duruyor. Yani oraya doğru yaklaşacak. Dolayısıyla politika faizinin de üzerine çıkacak gibi duruyor. Zaten haftaları biliyorsunuz kapattığı için. Ama tabii şunu da bir değerlendirmekte fayda var. Hani politika faizi üzerinden mi gitmek gerekiyor? Yoksa ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde bu fonlamanın kompozisyonuyla oynayarak bir sıkılaştırma mı yapmak gerekiyor? Onu bir düşünmeliyiz. Çünkü biz zaman zaman politika faizini bir tarafa koyup hani gecelik fonlamadan farklı bir faiz üzerinden ilerledik. İşte kimi zaman koridoru kullandık. Daha sonra ama ise hani bunun da sürdürülebilir olmadığını görüp para politikasında normalleşme adımları atarak tekrardan politika faizine geri dönüş yaptığımız dönemler olmuştu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda karar vermesi gereken konulardan bir tanesi de politika faizi üzerinden mi gidecek yoksa fonlamanın kompozisyonuyla oynayıp daha çok gecelik fonlama üzerinden farklı bir faiz, politika faizinden daha yüksekte farklı bir faizle mi ilerleyecek, onu bir karar vermesi gerekiyor Merkez Bankası'nın. Hocam bu karar yani ikisinden birisini seçecek. Yani bu tercihin seçenekleri sonucunda ortaya çıkan tablo farklı oluyor ki böyle bir seçenek söz konusu olacak mı? Onu sormuş olayım. Yani Merkez Bankası fonlamaya politika faizi üzerinden devam ederse veya politika faizini arttırırsa bunun barındırdığı mesaj başka ama gecelik fonlamada maliyetleri yukarı çekiyorsa bunun anlamı başka mı algılanıyor piyasa açısından? Biraz öyle oluyor. Yani baktığımız zaman hani haftalık fonlamayı kapatması biraz geleneksel olmayan bir para politikası sinyaliymiş gibi bir izlenim yaratıyor ve hani para politikasının nasıl evrileceğine dair piyasaya çok net bir mesaj vermeyebiliyor. Hani belki bunu bir süre kullanabilirsiniz ancak belli bir sürenin üzerine çıktığı zaman hakikaten piyasadaki etkisi azalıyor. Dolayısıyla biz bunu geçmiş dönemlerde de yaşadık. Yani daha sonra normalleşme adımları kapsamında belki 6 yıl süren bir süreçte tekrardan politika faizine doğru dönmeye çalıştık. Yani politika faizi üzerinden gitmek piyasaların kafasındaki karışıklıkları giderme anlamında daha etkili olabilir gibi duruyor. Peki hocam şimdi Merkez Bankası fonlama maliyetini yukarı çekmek istiyor dediniz. Bunun bankacılık sistemi üzerinden sade vatandaşa, bir işletme sahibine veya para ve sermaye piyasalarındaki bir aktöre yansımaları ne şekilde olacak? Bunun nette bizim için anlamı ne? Yani faiz yükseliyor. Bu neticede en uç noktada Merkez Bankası'nın şu mesajı verdiği şeklinde de değerlendirebilir mi? Hızlı gittik, biraz yavaşlamamız lazım.
Evet, yani bu aslına bakarsanız en basit ifade edecek olursak böyle bu şekilde belirtebiliriz. Yani burada Merkez Bankası diyor ki ya kredinin genişlemesine ihtiyaç vardı COVID sürecindeki şoktan dolayı. Kredi genişlemesi oldu. Tüketici tarafında, ticari krediler tarafında belli bir ivmelenme kazanıldı ve bunun piyasaya yansımaları çok net bir şekilde görüldü. Hem PMI rakamları bunu gösterdi bize, hem kredi kartıyla yapılan harcamalar bize bunu gösterdi. Veya perakende satışlardaki toparlanma bize bunu gösterdi. Artık bu kredi faizlerini bu kadar düşük seviyede tutmaya gerek yok. Çünkü bunun bazı yan etkileri oluşmaya başladı enflasyon ve cari açık üzerinde. Şimdi Merkez Bankası diyor ki ben artık bankaları daha kısa vadeli fonluyorum. Ve bu fonlamamı daha yüksek bir faizden gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla bankaların Merkez Bankası'ndan çekmiş olduğu likidite daha maliyetli hale geldi. Bu olduğu zaman ne oluyor? Bankalar mevduat çekmeye doğru yöneliyorlar ve orada mevduat faizleri yükselmeye başlıyor. Aslında kamu bankalarında da biz mevduat faizlerinin son iki haftada arttığını gördük. İki haneli rakamları artık telaffuz ediyoruz. Tabii mevduat faizlerinin de yükselmesi beraberinde kredi faizlerinin de yükselmesi anlamına geliyor çoğu zaman. Ve dolayısıyla faizlerde hem piyasada hem de reel anlamda bir artış yaşanacak önümüzdeki günlerde. Cuma günü de sanayi üretim rakamını alacağız. Biraz Türkiye ekonomisini başka bir açıdan değerlendirelim. Mayıs ayında biz şöyle bir rakam almıştık. Aylıkta %17.4'lük bir artış vardı sanayi üretiminde. Yıllıkta %31'lik düşüşten %19'luk düşüşe toparlanmıştık. Şimdi Haziran ayı rakamları gelecek. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Yani Mayıs'tan daha iyi bir performans mı beklenmeli? İşine bir de işin içine Temmuz'da da katalım. Yani şu yaz döneminde Türkiye ekonomisinden gelecek verileri nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi baktığımız zaman aylıktan aylığa artışta ben yine ciddi bir pozitif büyümenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü bu sosyal mesafe uygulamalarının Mayıs ayından sonra kademeli bir şekilde azaltılması gerçekten ekonomiyi baktığımız zaman pozitif etkiliyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla negatif bir büyüme gerçekleşebilir. Ancak bu negatif yani daralmadaki eksi de gerileyecek. Yani baktığımız zaman çift taneli bir daralma görmeyeceğiz. Belki daralmanın tek haneli rakamlara indiğini görecek. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi işte %30'lardan 14'lere daha sonra belki yine %5, %6'lık bir daralma gerçekleşebilir ki bu da normal çünkü geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Türkiye ekonomisi ciddi anlamda bir ivmelenme kaydetmiştir. Dolayısıyla ben aylık rakamın pozitif olacağını hani yıldan yıla değişimde de negatif bir rakam görebileceğimizi ama geçtiğimiz aylara kıyasla bu negatif rakamın daha kabul edilebilir bir seviyede olmasını bekliyorum. Çünkü baktığımız zaman hakikaten Türkiye'de imalat sanayinin çok hızlı toparlandığını görüyoruz. Öncü göstergeler bize bunu söylüyor. Biraz küresel tarafa bakalım. IMF diyor ki bu sene ABD ekonomisi %6,5 küçülecek. Dünya ekonomisinde %5'ler civarı küçülmeden bahsediyoruz ve daha fazla destek, daha fazla teşvik. Şimdi daha fazla teşvik, daha fazla destek dendiği sürece aslında biz işlerin o kadar da iyi olmadığı şeklinde mi değerlendireceğiz? Yoksa teşvikler, destekler devam ettiği sürece er veya geç bir toparlanma gelecek. Bu toparlanmanın umutlarını mı arayacağız makroekonomik verilerde küresel çapta? Nereye bakmak lazım hocam? Yani IMF'i bu noktada karamsar mı değerlendiriyorsunuz? Gerçekçi mi? Yoksa iyimser mi? IMF'den gerçekçi değerlendiriyorum. Şu iki noktanın altını çizmekte fayda var. Bir tanesi evet, ilk tahminlerden yani Nisan ayındaki tahminlerden daha hızlı toparlanıyor küresel ekonomi. Bu bir gerçek. Ancak hani bu hızlı toparlanmayı böyle bir anda V şeklinde bir toparlanmaymış gibi değerlendirmemek gerekiyor. Yani burada çok dikkatli olmakta fayda var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hep vurguladığım bir nokta var. Yani ekonominin dışındaki gelişmeler şu anda ekonomiyi yönlendiriyor. Yani pandeminin Ekim ayında, Eylül ayında, Kasım'da nereye doğru evrileceğini henüz bilemiyoruz. Yani pandemi ikinci bir dalga yapmasa bile
ekonomilerin hala belli desteklere ihtiyacı var. Ancak hani bu destekler artık daha seçici olmayı da bir zorunluluk haline getiriyor. Yani ne demek istiyorum? Hani bizim Mart ayında, Nisan ayında hem para politikası anlamında hem de maliye politikası anlamında limitleri sonuna kadar kullanmaya ihtiyacımız vardı. Ve bunu dünyadaki birçok ülke kendi imkanları dahilinde gerçekleştirdi. Ancak bunu sürekli bu şekilde devam ettirmek yani bir seçici politikaya gitmeden sürekli kesenin ağzını açmak da bazı yan etkilere sebep olabiliyor ülkelerde. İşte bazı ülkeler özellikle sermaye piyasalarında bir balon tehlikesi yaşayabiliyorlar veya bazı ülkeler enflasyonist bir baskıyla veya döviz kurlarında bir baskıyla karşı karşıya kalabiliyor. Şimdi önemli olan nokta burada bu teşviklerin nereye doğru evrileceği. Kesinlikle teşviğe ihtiyaç var ama biraz daha seçici, yani nokta atışı hakikaten ihtiyaç duyan sektörlere, ihtiyaç duyan hane halklarına yönelik bazı politikaların şekillendirilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı veriler ve bazı çıkan haberler hani teşviklerin aslında hiç ihtiyacı olmayan sektörlere ve şirketlere de kayabildiğini gösteriyor. Bunlar da çok şey değil, hani kabul edilebilir ve ekonomiyi pozitif etkileyebilecek şeyler değil. O yüzden hani teşviklerin nasıl ilerleyeceği, kompozisyonun ne olacağı, kimlere doğru yönleneceği daha fazla önem kazanmış durumda. Son bir konu hocam. Şimdi salgın bazı şeyleri çok değiştirdi. Bazı şeyleri çok değiştirdi konusunu biz 2008 krizinden sonra da konuştuk uzun yıllar. Felsefi tartışma olarak kaldı ama bu sefer yaşadığımız, sizin bahsettiğiniz gibi ekonomik olmayan ama sonuçları ekonomik olan sağlık sorunu, küresel salgın, gerçekten bu sefer bazı şeyleri net bir şekilde değiştirir düşüncesi de var. Güç dengeleri, ekonomik güç merkezleri, işte tedarik zincirinde Çin'in ağırlığını yarattığı riski dünya fark etti. Herkes alternatif arıyor. Alternatif olarak da Vietnam'ı görüyoruz mesela. Yani Çin ne kadar alternatif olarak Vietnam üzerinden okunabilir? O da bambaşka bir konu ama Trump'ın liderliğindeki ABD yönetiminin küresel merkezleri tanımaması, oradaki işbirliğini sonlandırması, araya giren salgın, bitmeyen ticaret savaşı, yeni arayışlar. Bu noktada biz Türkiye ekonomisinin mevcut potansiyelini potansiyel yeni işbirlikleriyle birlikte değerlendiriyorsak, bu bize bu yüzyılda Türkiye ekonomisi için bu salgınla birlikte net anlamda nasıl bir değişim potansiyeli barındırıyor? Yoksa ezberden konuştuk bugüne kadar, değişim dedik ama öyle bir değişimi de, net bir kırılmayı da beklememek mi lazım küresel ekonomik güç dengeleri açısından? Şimdi zaten 2008'deki küresel finans krizinden sonra belli noktalarda, belli konularda bazı trendler oluşmuştu. Yani bunu işte korumacı politikalardan tutun da otomasyon teknolojilerine kadar veya küresel tedarik zincirlerindeki lokasyon seçimlerine kadar belli kırılmalar zaten yaşanmaya başlamıştı. Şimdi COVID ile birlikte bu trendlerin daha keskin olarak ortaya çıkmasını bekliyoruz. Ama tabii bu böyle hani bir gün içerisinde, bir hafta içerisinde veya bir ay içerisinde olacak şeyler değil. Zamanla kendini hissettirecek şeyler. Bir, bunun altını çizmekte fayda var. İki, şimdi evet Çin'in yani küresel üretimin %28'ini yapan Çin'e bu kadar yük yüklemenin hem siyasi hem de işte sağlık anlamında ne gibi riskler doğurduğunu çok net bir şekilde gördük biz son 2-3 yıl içerisinde. Hem ticaret savaşları anlamında hem de COVID anlamında. Şimdi küresel tedarik zincirlerinde dolayısıyla coğrafi bir değişim yaşanacak. Ancak hani hiçbir ülkenin Çin'den arta kalan piyasayı tek başına domine etmesi mümkün değil. Yani burada belki 5-6 tane önemli aktör, gelişmekte olan ülkeler açısından konuşuyorum, devreye girecek ve küresel ticaretten, küresel üretimden elde etmiş olduğu kazancı arttıracaklar. Buradaki ağırlıklarını arttıracaklar. Yani işte Vietnam mesela bunlardan bir tanesi ama Vietnam tek başına bu yükü kaldıramaz. Şimdi Türkiye'de bu potansiyele sahip ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Bunu hani niye böyle söylüyorum? Hani ezbere değil bu. Şimdi bir kere Çin gibi bizim de üretim yelpazemiz oldukça geniş imalat sanayinde. Bu bir. İkincisi
Ciddi anlamda lojistik altyapımızı son 15-20 yılda güçlendirdik. Bu bize bir avantaj sağlıyor. Üçüncüsü, hem imalat sanayine yönelik hem de imalat sanayiyle bağlantılı hizmetler sektöründe yetişmiş eleman gücümüz gerçekten ciddiye alınabilecek seviyelerde. Bir dördüncüsü de tabii bizim coğrafi pozisyonumuz. Yani hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya olan yakınlığımız, Asya'ya olan yakınlığımız burada dikkat çekiyor. Şimdi bunlar bizim avantajlarımız ama tabii bunların üzerine koymamız gereken bazı şeyler var. Onları da çeşitli programlarda tartışıyoruz. Hem teknoloji, sanayi politikaları anlamında hem bizim eğitim politikaları anlamında atmamız gereken adımlar var. Eğer bu adımları da gerçekleştirebilirsek, yani Türkiye'nin rekabetçi gücünü arttırabilirsek, biraz serbest ticaret anlaşmalarına daha fazla ağırlık eğer verebilirsek, hani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin şu an hali hazırda elinde bulunan avantajları sayısını arttırarak bu küresel ekonomik değişimden alacağı payı arttırabileceğini söyleyebilirim. Pozitif noktalarımız var. Bu pozitif noktalarımıza ilave edebileceğimiz, katkı sağlayabileceğimiz adımlar atmamız gereken başka alanlar da var. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nurullah Gür. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için hocam. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine dair bir değerlendirmeyi de Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abuzer Pınar'dan aldık. Pınar, ticaret savaşı daha da sert bir şekilde devam edecek diyor. Çin ile Amerika arasındaki mesele geçici, konjonktürel bir mesele değil bir kere. Çok ciddi, yapısal bir meseledir. Dünyanın ekonomik yapısı değişiyor. Ve Amerika'nın tek başına kontrol edebileceği bir yapı olmaktan çıkıyor. Çok ciddi bir Çin, kişi başına gelir düşük olsa bile hacim olarak ciddi, yüksek. Satın alma gücü paritesiyle hatta Amerika'dan da daha büyük bir ekonomiye dönüştü. Bu anlamda Amerika ile Çin arasındaki bu tartışma, bu kavga, bu devam edecek. Daha da sert bir şekilde devam edecek. Bunun bir boyutu tabii ki seçimlerle ilgili söylediğiniz gibi. Nihayetinde Amerika'da bir seçim var. Elbette ki seçmene yönelik de mesajlar vermek ister. Trump'ın kendisi zaten iktidarda ve onun için daha da önemli bu. Muhalefetin elbette bu noktada tutumları olacak. Fakat bu konjonktürden çıksak bile, seçim sona erse bile, Trump kazansa ya da kazanmasa, Amerika ve Çin arasındaki bu kavga bence bitmeyecek ve muhtemelen daha da sertleşecek ve dünyadaki ekonomi alanındaki kutuplaşmayı da büyük ölçüde belirleyecek diye düşünüyorum. BDDK'nın aktif rasyo düzenlemesine dair bir görüşü de Ahlat Çetrim Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı özür dilerim, Tonguç Erbaş'tan aldık, izliyoruz. Bankaların buradaki hedefi BDDK'nın koyduğu bu aktif rasyo içerisindeki pay ve payda diyebileceğiniz, yani birbirine oranlandığında daha önce şimdi 0.95 olanın 1 gibi bir oranı tutturarak aslında bu zorunlu karşılıklar üzerinden alabilecekleri NEMA tutarına ulaşma, bu hedefi tutturma. Bu hedefi tuttururken de tabii ki esas amaç burada özellikle daralan piyasalarda kredi hacmini her banka için daha rasyonel bir şekilde bu hedefe doğru götürerek bankaların kredi verme konusunda. Çünkü bakıyoruz bankaların kullanabilecekleri biraz önce sizin söylediğiniz menkul kıymetler içerisinde bulunan kalemler de var, krediler var veya swap işlemleri var. Dolayısıyla bu üç kalemi, bu rasyoyu bire yakın tutmak için, hatta bir hedefini tutturmak için kullanıyorlardı. Dolayısıyla bu rasyoda şimdi BDDK'nın 0.95'e oranı indirmesi özel bankalar için bir rahatlama getiriyor dolayısıyla. Fakat bu rahatlamanın yalnızca oran bazlı olduğunu görmüyoruz. Bunun içerisinde tabii kurla ilgili de değerleme var. İşte yabancı para mevduatı tarafındaki çarpanlarla ilgili de değerlendirme var ama gayrimenkulle ilgili bizi ilgilendiren madde şunu içeriyor. Daha önce özellikle menkul kıymet içerisinde geçmeyen bu gayrimenkul yatırım fonlarının da bu menkuller içerisine dahil edilebileceğini söylüyor BDDK. Bu da nedir? Özellikle Türkiye'deki gayrimenkul projelerine
yatırım yapan fonların desteklenmesi konusu, eğer bir rasyo içerisinde bir nebze, eğer bir genişletmeci politika olarak %5 bir istisna sağlanıyorsa bankalara, bunun diyor BDDK menkul kıymet kalemi içerisindeki bölümünü gayrimenkule yatırım yapmış fonlar tarafında kullanabilirsiniz. Dolayısıyla yani genelde piyasada şöyle bir algı var. Kur hareketi sonrası bir özellikle Merkez Bankası'nın faizleri bir nebze daha politika faizinin üstünde kullandığı dönemleri yaşıyoruz son 1-2 gündür. Böyle bir durum içerisinde en azından fonların gayrimenkul sektörüne yatırım amaçlı da bu oranı tutturmak için daha fazla iştahlı olmasını sağlamaya çalışıyor. Yani bir taraftan belki bazı projelerde ya da önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın işte uygulayacağı politikalarda bir nebze faizler yukarı giderken paranın yani fonların bu konudaki gayrimenkulde yaratılabilecek bir yavaşlamanın önüne geçmek için aynı zamanda bu fonların da bu rasyoyu tutturması için gayrimenkul tarafındaki yatırım fonlarına da gelmelerini sağlamayı amaçlıyor. Tabii bunu bankalar ne kadar ister, ne kadarını uygular, ne kadarı bu fonda tutarlar. O yine bu pay ve payda içerisinde, daha doğrusu aktif rasyo içerisinde bankalara bırakılmış durumda. Yani bir taraftan gevşetici bir politika, bir taraftan da yönlendirici bir politika gibi bakmak lazım aslında. Şimdi şöyle, bizde fon algısı, yani yatırım piyasasında, sermaye piyasasında fon algısı aslında neredeyse bu yıla kadar çok gelişmiş, hatta belki de son 3-4 yıla kadar çok gelişmiş bir algı değildi. Çünkü yani biz hep sermaye piyasasının biraz fonlar tarafında, işte borsa tarafında gelişmesinin çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorduk. Fakat burada en önemli, yani bu konunun düşmanı şu an için faizmiş gibi duruyordu. Çünkü faiz yüksek olan ülkelerde sermaye piyasaları maalesef bir alternatif olmaktan biraz daha uzaklaşabiliyor. Ama son dönemde sizin söylediğiniz gibi faizlerin her ne kadar politika faiz 8-25 Merkez Bankası gözükse de mevduat tarafında 7'lere doğru, kredi tarafında işte bazen 7'li seviyelerinde altında, hatta özellikle ortalama fonlama tarafında 7.30-7.20'lere kadar bir Merkez Bankası faiz oranı vardı. Bu Türkiye için bazı özel projelerde emlak için işte çok daha düşük seviyeler, aslında aylık bazda da 0.64'ler, 60'lar vesaire konuşuldu. Bu Türkiye için aslında çok şaşırtıcı ve çok da yaşanmamış bir durumdu. Dolayısıyla ben onun için sordum. Yani ilgi anlamında tabii bu emlağa bir ilgi getirdi, sektöre bir ilgi getirdi, hatta fonlara da bir ilgi getirmiştir. Ama yani gayrimenkul yatırım fonu olarak baktığımızda bizim yatırımcılarımızın, yani Türkiye'deki yerli yatırımcıların hala biraz daha fiziksel olarak, yani bir arsa almak, işte daire almak ya da bir gayrimenkule ortak olmak gibi talepleri daha yüksek. Bir fon açısından daha profesyonellerin elinde ama hala gayrimenkul fonundan ziyade diğer fonlar, özellikle serbest ve karma fonlar biraz daha ne diyelim, hani ön plana çıkıyor gibi. Yani bir ilgi oldu ama ben bunun yani fon bazlı tarafında çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Eğer önümüzdeki yıllarda da gayrimenkul sektörü gelişmeye ve faizler düşük kalmaya devam ederse, bu hiç önemli değil. 3 yıl ya da 5 yıl olabilir, 10 yıl da olabilir. Önemli olan faizlerin düşük ve sektörün canlı kalması. Biz aynı şeyi borsada da yaşadığımız gibi gayrimenkul fonlarına da, diğer fonlara olan ilgi gibi bir şey olacaktır. Yani bu tarafa bir yöneliş olacaktır. Ama şu an doğruyu söylemek gerekirse yatırımcı hala fiziki olarak işte yani kendi dairesini, kendi arsasını alma konusunda fonlara nazaran daha çok ilgili gibi duruyor. Paranın rotasının sonuna geldik. Kısa bir aramız var. Aradan sonra MTN notlarıyla devam edeceğiz.